paramiliter yapılanmalar, kontur gerilla faaliyetleri 90'larda çok yoğun olarak bizim yaşadığımız, gördüğümüz durumlardı. Birçok arkadaşımızı biz kaybettik, birçok büyüğümüzü, birçok gazeteciyi kaybettik bu saldırılarda. Şimdi o zamanlar şöyle bir durum vardı. Devletin yapısında şöyle bir farklılık vardı. Güçsüz hükümetler ve güçlü bir ordu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında sistemi bu şekildeydi. Yani esas olarak kararları askerler alıyordu ve askerler hükümetlere iletiyorlardı bu görüşleri. Hükümetler de uygulamak zorundaydılar. Yani hükümetlerin bir söz kabiliyetleri ya da hakları yoktu. Genel olarak militaristler tarafından çok açık bir şekilde yönetiliyorduk. AKP iktidara ilk geldiğinde bundan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Hatta o dönemi Beyaz Toroslar dönemi olarak adlandırıp artık Beyaz Toroslar dönemi bitti dedi. Ve kendisinin de bundan şikayetçi olduğunu sürekli dile getiriyordu. Ancak öyle bir döneme artık geldik ki AKP o şikayet ettiği derin devlet aklıyla uzlaşmaya gitti. Devlet oldu. Devletle bir oldu daha doğrusu yani. Şu andaki şöyle bir farkı var. Yani şu anda da paramiliter yapılar var. O dönem paramiliter yapılar bir merkeze bağlıydı. Özel Harp Dairesi. Yani ya da bizim JITEM dediğimiz tamamen devletin içinde, devlete bağımlı. Ama şimdi şunu görüyoruz. Devletin içindeki değişik odaklara bağlı bir takım yapılanmalar var. Mesela sadece İçişleri Bakanı'na bağlı bir takım yapılanmalar var. Ve bence İçişleri Bakanı gerçek devleti temsil ediyor. Bana göre Erdoğan'dan daha çok devleti temsil eden Süleyman Soylu'dur. Benim görüşüm bu. Değişik yapılar var. Bir Süleyman Soylu'ya bağlı ekipler var. Bir Sadat var. Yani mesela ben özel hareket ocaklarını ilk defa duydum. Osmanlı ocakları var. AKP'ye bağlı. Osmanlı ülkü ocakları var. Yeni bunu da duyduk. Bizim bölgedeki arkadaşlarımız bize söylüyor. Ya böyle bir şey açıldı tam bizim karşımıza diye. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunlar devletin kendi resmi özel teşkilatının dışında da bir takım teşkilatlanmalar var. Mesela Milli Beka Hareketi diye bir şey var. Gidip Sezen Aksu'nun kapısında bile açıklama yapıp kadını ifade vermeye gönderdiler. Yani o kadar değişik yapılar var. Zafer Partisi diye bir parti var. O da bir organize bir güç olarak çalışıyor. Yani aradaki fark bu. Değişik merkezlere bağlı. Korkutucu olan yanı da bu. Yani diğerini biliyorduk. Devletin bir şeyi var. Yani derin bir yapısı var. Ama şu anda o yapının dışında başka yapılar da var. Ve bunların birçoğu silahlı güçler. Yani mesela bugün en çok tartışılan Sadat. Sadat hiç çekinmeden açıkça Halk TV'de dedi ki şu andaki Sadat'ın başındaki kişi, biz İslamcı ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Onlara özel harp teknikleri veriyoruz. Bu korkunç bir şey. Yani bunu biz söylesek, biz desek ki mesela biz bir takım sol örgütlere ya da Kürt örgütlerine diyelim yani özel harp teknikleri veren bir şey kurduk. İzin verilir mi böyle bir şeye? Mümkün mü bu? Anında yapamazsınız zaten. Ama adam özgürce ben diyor şeriatçı yapılara şey veriyorum, eğitim veriyorum. Ve mesela ben bu Sadat'ın çok tepki çektiği için Erdoğan hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ama kimse inandı mı buna? Yani sen en yetkili başdanışman olarak saydığım bir kişi. Bir de burada ilginç olan şey şu. Yani benim, mesela ben bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Sadece Erdoğan'a muhalefet üzerinden gerçekleştirilen muhalefet asla gerçek bir muhalefet değil. Yani sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapılan muhalefet bize eski devleti unutturuyor. Şimdi Kemalistler mesela Sadat diyorlar, diğer paramiliter örgütleri söylüyorlar. Ama zamanında kontrgerilla ya da JITEM, insanları öldürürken Kemalistler hiç seslerini çıkarmadılar. İşte onlar ses çıkarmadığı için bugün diğer tarafta kendi paramiliter örgütlerini kuruyor.
Ben devletin içinde kendine güvenmeyen çeşitli odakların olduğunu düşünüyorum. Devlet tek bir odaktan oluşmuyor. Devletin Kemalist kanadı var, devletin Süleyman Soylu ve Bahçeli kanadı var, devletin Erdoğan kanadı var, Berat Albayrak kanadı var, Zafer Partisi var. O kadar çok artık değişik odak var ki. Yani eskiden tek başına bir ordu vardı. Ordu, özel harp dairesi. Biz bilirdik ama şimdi çok fazla devletin içinde çok fazla odak var şu anda. Bence bunların birçoğu da birbirine güvenmiyor zaten. Onun için bu kadar çok paramiliter yapı var. En son Zafer Partisi Başkanı ile Süleyman Soylu kavgasında gördük zaten. Şimdi bütün bu paramiliter örgütlenmelerin, bütün bu şiddet dilinin, sivil siyasetçi gibi görünen insanların birbirlerini silahsız geliyorum diyerek düelloya davet etmelerinin, devlet dilindeki bu sertleşmenin hepsinin kadına yönelik şiddetle alakası var. Bu nedenle biz işte diyoruz ki kadına yönelik şiddet politiktir. Ne zamanki devlet dili sertleşiyor, ırkçılık artıyor, kadına yönelik şiddet de artıyor. Çünkü o devlet dilindeki şiddet erkekleri besliyor, erkek şiddetini besliyor ve her erkek kendini şiddet uygulama alanında daha özgür hissetmeye başlıyor. Bu futbolda mesela şiddet dilinin gelişmesi, dizilerde şiddet dilinin gelişmesi, devleti yönetenlerde şiddet dilinin gelişmesi, her şey kadına yönelik şiddeti arttırıyor. Son ölüm olayında da işte bir korucunun bir kadını öldürmesi, yakması, gömmesi, bir yıl sonra bu cinayetin ortaya çıkması, biz çok benzerlerini 90'larda da gördük. Çünkü büyük bir cezasızlık var. Kendilerini çok özgür olarak görüyorlar, bize bir şey olmaz diye yaklaşıyorlar. Ben işte 33 yıllık avukatım, ilk kez Onur Gencer gibi bir katille karşılaştım. Biz 90'larda bile, zaten katiller genel olarak ortaya çıkmıyor, tek tük çıksa bile süklüm püklüm otururlar, cezalarını alır ya da ceza almazlar. Onur Gencer isimli katil kendini o kadar güçlü görüyor ki hepimizi tehdit ettiği gibi hakimi de tehdit etti duruşmada. Yani bu işte bu sertleşen dilin, ırkçılaşmanın getirdiği bir sonuç. Katiller bile kendilerini güçlü hissediyorlar. Yani böyle bir durumdayız. Gerçek sivil toplum yetkilileri terörist olarak kabul ediliyor bugünlerde. Yani Osman Kavala terörist, ben teröristim, işte Aysel Tuğluk terörist, ne bileyim Figen terörist, Gülten Kışanak terörist. Biz teröristiz, eline silah almamış insanlar, silahlı güçler sivil toplum örgütü. Yani bu ironiyi de bence Kemalistler çözsünler. Her şeyin başında onların çünkü tarafgirliği, onların her şeye kendilerine bir şey olmayınca suskunlukları, bugüne kadar bütün gelen her şeyi onlar beslediler. 90'larda eğer karşı çıksalardı bugün Türkiye böyle bir ortamda olmazdı. Yani Türkiye'de maalesef ki kendilerini muhalefet olarak tanımlayanların birçoğu büyük bir mağdur seçicilik yapıyorlar. Yani işte İstanbul'da, İzmir'de bir kadına bir saldırı olduğunda haklı olarak herkes karşı çıkarken, ne bileyim, hep örnektir çünkü çok önemli bir örnektir Ekim Van olayı. Ekim Van, Tatvan'da öldürülüp çırılçıplak bedeni teşhir edildiğinde sadece Kürt kadınları buna karşı çıkıyorlar. Yani bu çok belirgin bir durum. Maalesef ki bazı insanlar mağdur olunca bütün coğrafya konuşuyor. Ama eğer siz Kürtseniz, muhalifseniz, siz mağdur olduğunuzda çok az insan konuşuyor. İşte biraz önce şikayet ettiğim şey buydu. 90'larda çok büyük bir bölümü Kürt olan insanlar katledildiler. İnsan hakları savunucuları, avukatlar, doktorlar, eğitimciler katledildiler ve büyük bir suskunluk vardı. Eğer o suskunluk o zaman olmasaydı, şimdi bu saldırılar Kemalistlere yöneldiğinde işte böyle bir ortam içinde olmazdık. Kesinlikle birleşik bir cephe olması gerekir. Ama bizim bu coğrafyada çok fazla birleşik cepheler kurmamız mümkün değil. Çünkü muhalefetle iktidar aynı kaynaktan besleniyor, aynı iddiatçı zihniyetten besleniyor. Ama şu anda yapılabilecek tek şey mağduriyet noktasından bir araya gelip karşı çıkabilmek, demokratik taleplerde bulunmak. Ama ben bu coğrafyanın gerçek muhalefetinin sadece %15'te sınırlı olduğunu düşünüyorum.
Ermeni soykırımı, Kıbrıs meselesi, Kürt sorunu olduğunda o birbirlerine muhalifim diyenlerin nasıl yan yana geldiklerini çok